Evet, Rafet Erroman'la her şey yolunda. Düsseldorf'ta devam ediyor. Bugün hava çok yağmurlu. Ama konuğum sıcacık. Güneş gibi bir adam. Hangi yolda yürüyorsam hep sana gelmek istiyorum. Bugünkü konuğum Ali Paşa Akbaş. Şov dünyasından biri ama böyle bizim gibi sanatçı, aktör değil, daha çok perde arkasında. Kendisi bir prodüktör, bir dağıtımcı, bir yapımcı ve en sonunda bir televizyon sahibi. Avrupa'da çok güzel işlere imza atmış bir abimiz. Şimdi birazdan onu alacağım ve onunla harika bir program geçireceğiz. Yok, yok şu ömrümde bir seni sevdim sana yandım. Çok, çok zaman geçti yerine kimseyi koyamadım. Almanya hikayesi, serüveni onun için nasıl başladı? Hangi işler, hangi okullarda okudu ve sonra kendini bu şov dünyasında nasıl buldu? Hepsini merak ediyorum. Az sonra soracağım. Bugün hava çok yağmurlu. Az önce daha da böyle sel gibi akıyordu. Şimdi böyle dinmek üzere, dindi durdu gibi bir hava var ama her an başlayabilir. Hiç önemli değil. Sizler ekran başında zaten bu yağmurlu havayı hissediyor musunuz bilmiyorum ama belki dış kamerayı gösterebilir size. Evet ve az önce evet ve orada görüyorum Ali abiyi. Gel Ali abicim, gel. Ali abicim merhabalar, kusura merhabalar, bakma. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz şükür. Yağmurun altında bekledik. Yağmurun altında biraz ıslandım. Ben de tam diyecektim hana geldik, yağmur dindi ama daha henüz dinmedi. Program başladı, yağmur diner. Nasılsın Ali abicim? Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız? Evet. Ali Paşa Akbaş efendim, az önce anlattım. Eyvallah. Önce dedim ki şov dünyasından biri ama benim gibi şarkıcı veya aktör değil, perde arkasında işleri. Eyvallah. Eyvallah. Tabii konuşacak çok şey var. Aynen. Şimdi benim önce bir anım var Ali abi. Onu anlatacağım. Yıl 94. Ben ilk şarkılarımı yazdım. Evet. Hepsiyle irtibat kurup hani nasıl ulaşabilirim, nasıl bir kaset çıkarabilirim? O zamanlar sizinle tabii isminiz eyvallah, geçti. Eyvallah. Siz o zamanlar galiba yeni ve ama video bantları dağıtıyordunuz. Evet, evet, evet. Sonra bana bir telefon açtım. Birisi dedi ki ya dedi biz dedi ilgilenmiyoruz bu işlerle. Biz dedi daha çok dağıtım yapıyoruz. Yani prodüksiyon yapmıyoruz kimseye. Aynen, evet. Ha tamam dedim. Bak öyle bir anım vardı. Eyvallah. Yıllar yıllar neredeyse 30 seneyi geçecek. 30 sene oldu. Şimdi evet, arabada bunları tarih konuşuyoruz. Tarih olduk. Peki nasıl başladı Ali abi? Sen nasıl bulaştın bu şov dünyasına veya şov önce dünyasına memleketi sorayım istiyorsun? Ya şöyle ben Trabzon'dan çıktık, babamızın yanına geldik buraya. Evet. Babamız burada işçi ailesi olarak. Hı-hı. Sene 80. İşte geç gelmiş. 80'de mi geldiler? 80. Yok ben 80'de geldim. Evet, onlar tamam. 60'lı yıllarda geldiler. Evet. Birinci kuşak, ikinci kuşak biz geldik. Evet. 87'ydi. Evet, 87'ye kadar evet, değişik firmalarda çalıştık. İşte en son sendikacıydık. Bir Cevat Saraç diye bir abi geldi dedi. Almanya'da mı, Türkiye'de burada, mi? Burada, burada. Burada dedi ki bana biz bu bölgede video o zamanlar VHS filmleri yeni var. Yeni başladı değil mi? Tabii başladı. Hatta bir Betacam'lar vardı. Betacam'lar vardı, VHS'ler vardı. Hem VHS, de, yani Betacam, evet. Çift şeyi dağıtıyorduk. Zaten onun dışında da bir şey yoktu. Yani Türkiye'deki filmleri. Filmleri geliyordu. Güncel filmler. Beni ikna etti bir şekilde. Hı. Çıktık. Bu işe girdik. Girdik ama ticareti anlamıyoruz. Geliyor film, bir fiyatı var 100 euro. Veriyoruz. Öteki video öteye gidiyoruz, veriyoruz. Hı. O şekilde o zamanlar tabii. Peki alıyorsun sen o zaman hani böyle ev ev geziyorlardı o zaman. Hayır, ev ev değil. Arabaya koyup kiralıyorlardı. Yok, videoteklere biz veriyoruz. Videotekler biz bu işin toptancılığını yapıyoruz. Ha, siz bunun tam tamamen dağıtım ve pazarlama alanı. Bölge tamam. Dağıtımını organizeyi ben aldım o zaman. Evet. Biz yaptık komple. Bu bölgenin dağıtımıyla başladık. Evet. Tabii filmler geliyor. O zaman Türkiye'den televizyon da yok. Yani burada izleyebileceğimiz bir televizyon yok. Hiçbir şey yok. Tabii. Vatandaş almış evine bir makina. Tamam oturuyor 5-10 kişi. Bir de ilk bize geliyor. Gece sabaha kadar izliyoruz.
uykusuz kalıyoruz. Aynen öyle. Uykusuz kalıp tekrar sabah çıkıyoruz, onu video çek dağıtıyoruz. 90'lı yıllardı işte, 92. Evet. Biz filmle beraber yavaş yavaş Türkiye'den kaset getirmeye başladık. Yani müziğe de girdiniz. Müziğe girdik. Çünkü baktım ki Türkiye'den işte uydu atıldı, işte Avrupa'ya TRT yayını geldi ilk önce. Evet. Ondan sonra Tele 10, işte Star gibi ilk özel televizyonlar, ilk özel geldi. Televizyonlar gelince biz bu iş yavaş yavaş bir sona doğru gidecek. Biz bunun yanında müzik de yapalım. Çünkü aynı hedef kitlesine. Yani bizim çıkardığımız albümlerin Avrupa haklarını alıyordunuz. Aynen öyle. Peki kim bunu, nereden başladınız? Unkapanı'nda ilk ziyaret ettiğiniz firma kim? Şimdi merak ediyorum. Biz birinci derecede biz satın alan, parasıyla peşin satın alan biz güçlü bir... En tatlı sıcak para. Ama biz orada dostlar edindik. Bir Hilmi Topaloğlu, Burhan Aydemir. Prestij müzik. Prestij müzik. İlk onlarla mı anlaştınız? Tabii. O, bir de İskender Ulus. İskender Ulus'la müzik, tamam. Evimizi yan yana tuttuk. Gündüz iş yerinde, akşam evde beraberiz. O şekildeydik. Bu üç arkadaş dostça birbirimizi destekleyerek belirli, çünkü tüketim anlamında Türkiye'nin 1/4 bazı kasetlerde biz tüketiyorduk. Dolayısıyla ciddi bir güç. Ben müziğe, kültüre aşık bir insanım. Yaptığımız işin toplumumuza, kültürümüze katkı sağladığını bilen bir insan olarak bu işi yapmamız gerektiğine inandığım için ben bu işe girdim. Beni böyle ikna ettiler arkadaşlar. Tabii oradan böyle tırlarla kasetler geliyordu sizin depolara. Buradan hocam, da Türk bakkallarına. Uçakla işte, ilk önce bavullarla başladık diyorum ya. Bavullarla başladık. Tabii o zaman kargo diye bir şey, uçakla kargo diye bir hadise yok. Yani o şekilde başladık. Sonradan depoya iniyor. Depodan ben günlük 15-20 arabayla İngiltere'sinden Viyana'sına, İsviçre'sinden işte Danimarka'sına kadar Avrupa'nın her bölgesinde tutmuş dağıtıcımız var toptan. Eserlere ulaştırıyorsunuz. Ne kadar ihtiyacımız var? Bir Rafet Önroman çıktığı zaman en az giderdik. İşte o zaman Yunus... 10.000 tane alırdınız. Tabii. Yani en az bir 10.000 tane alırdık. Evet. Zaten haftada iki sefer geldiği için böyle devamlı üst üste koyduğun zaman ciddi bir, senin o zamanlar kasetin de bayağı sattıydı. Ama bunun yanında daha çok Avrupa'da müzik, yani özellikle konsere gelecek arkadaşlar hep bize sorarlardı. Bu sağlam mı? Buraya gelebilir miyiz? Hani konser yapıyor tabii musunuz? Tabii. Konser organizeleri de biz kendimiz yapmadık da yapan arkadaşlarla sanatçı şeyleri oluyorduk. Evet. Tabii kültürel şeylerde biraz daha düşük para almalarını sağlıyorduk sanatçıların. Hı hı. Onların kültürel şeysi yükselsin diye. Bu tür şeylerde genelde o dönemler çok yardımcı olduk. Kültürel, tabii bu işlerini şimdi böyle anlatıyoruz. Eyvallah. Çok güzel müzik, kasetler geliyor ama bu işlerin sıkıntıları da oluyor tabii. Zorlukları çok, da oluyor. Çok. Ama biz o zorlukların yanında gerçekten bizim bir o rekabet var mıydı o zamanlar? Hani ya, atıyorum şimdi çok tutmuş sanatçılar var. Ya bunlar niye bizim elimizde? Biz bu kasetlere niye ulaşamıyoruz? Başkaları dağıtıyor gibi. Diyorum ya, o zamanlar bir de klip çekebilecek kapasitede firma da yok yani. Çok garip bir Unkapanı var. Biz onunla bir girdik derken Mahsun'la Alem Buysa'yla beraber onlar yükseldikçe biz de burada kaset. Mahsun ilk şarkısı o muydu? Yani ilk patlama şeysi Alem o Buysa. Alem Buysa Kral Benim. Ben onu şeyle hep hatırlıyorum ya, Mihriban'la. O daha sonra o sonra. Daha sonra. Tamam. O dönemlerde bu kasetleri düşün. Türkiye'den tırla gelenin dışında bir de uçakla getiriyoruz. Çünkü anında ihtiyacımız var. Bavullarla başlayan ticaret tırlara, vagonlara sığmadı sonunda. Aynen öyle. Bir tır gelirdi bu Cornelius Strasse'ye, Düsseldorf'a polis gelirdi. Ya ne yapıyorsunuz burada? Kaset geldi. Hiçbir şey de şey yapamazlardı. Evet. Yani böyle bir dönem geçirdik. Tabii ki ben bir de işin kültürel boyutuna bakıyorum. Avrupa Türkleri açısından çok önemli. Avrupa Türkleri dilini unutmaması açısından müziğin önemini görsel kadar ben benimsiyorum. Evet. O zamana kadar Türk halk müziği çok böyle onun dışında pek
Türk müzik halk dinlemezdim. Müziği artık böyle dinleme veya sihirini yitirmeye başladı. Yeni başladıydı. Böyle bir, şeyler aynen, çıktı artık. Pop öyle. Müzikleri işte yeni sanatçılar. Ama ben o zaman işte Türk halk müziğine yatırım yaptık. Yani niye yaptık? Prestige'den de konuşurduk böyle. Hı-hı. İlk defa onlar Türk halk müziğine klip çektik. Yani o zamanlar şunu gördüm. Türk müziği burada gençlerimizin de Türkçe öğrenmesine vesile oldu. Birçok şeyde. Evet. Kültüre bakımından. Dolayısıyla Avrupa'yı bu anlamda da kültürümüzün bir parçası olan işte müzik Tabii tamamlamış oldu. Tamamlamış oldu. Tabii. Etkisi müthiş. Ya zaten eskiden de öyle. Biz çocuktuk. Gündemde kim varsa mesela Ferdi Tayfur'lar, Orhan Gencebay'lar vardı. Evet. Biz onların filmlerini siz dağıtırdınız. Biz evde sabahlara kadar onları izlerdik. Aynen öyle. Ama şimdi Ali abi bak. Film endüstrisini geçtin. Evet. Ömrü ne kadardı? 10 yıl falan 10 mı? Yıl. 10 Değil yıl. Değil mi? 10 sonra yıl. Müzik endüstrisine girdin. Aynen öyle. Ne kadardı ömrü? Şimdi o da bitti. 15 sene 20 sürdü. Yılda. Sonra öyle. Bir televizyon kanalı televizyon açtın. Kanalı. Şimdi biraz da onu konuşalım. Şimdi Avrupa nasıl? Kanal Avrupa. Kanal Avrupa. Evet. Hocam nasıl? Tarihi şöyle. Ora nasıl 2005, girdin? 2004 yılıydı. Hı. Ya baktık kaset işi artık gidiyor. Sonuna internetten gidiyor. Dolayı. Onun üzerine ben hep bu müzik döneminde televizyonlara program yapıyorum o zaman. Evet. Özel televizyonlara. Tabii görsel işler yapıyoruz. Televizyonlar Avrupa'da bir boşluk buldular mı veriyorlar bize. Aynı saati bir dahaki sefere alamıyorsun. Sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sefer dedim ki ya artık Avrupa Türkleri 6 milyonu buldu. Evet. 6 milyona hitap eden Avrupalı Türklerin televizyonunu kuralım. Ya sadece 5 milyon şeyde var. Almanya'da var. Aynen öyle. Bütün Avrupa'da sadece 6 milyon mu? Ben 8-10 milyon bile 7 milyon civarında da. Tabii bunun Alman vatandaşlığına geçmiş bir sürü insanımız var. Onlar da canım yine tabii, Türk sayılır. Türk asıllı vatandaşlar. Ya bu bir devlet dedik. Tamam mı? Sonuçta dedim ben Türkiye siyasetini içine almayan Avrupa Türkleri evet. Bandında Avrupalı Türklerin televizyonunu kurdu. Yoktu tabii. O zaman o ben zaman, düşünüyorum da ne vardı televizyon olarak? Ya, tamam özel kanallar vardı. Satelitten, uydudan izliyoruz. Uydu bile TürkSat. Evet. O zaman Atatürk Havalimanı'nın o dışarıda yeni büro açmışlar. Hiç unutmuyorum. Gittim. Dedim ben televizyon açacağım Almanya'da. Şöyle baktı bana. Ya, kardeşim sen zor yaparsın. Bu işler böyle parası olanın yapacağı iş değil filan. Ya kardeşim yapacağım dedim ya. Kaç lira bu filan. Böyle girdik şeye. Oradan sonra gittim Ankara'da TRT'de çalışan birkaç kişiyi aldım. Derken hocam ben burada 3 ay içerisinde bütün organizeyi yaptım. Yeri tuttum. Ocak 10 Ocak 2005. 2005. 2005'te uyduya yayına çıktık. Geçtiniz. Yayına geçtim. Evet. Kolay değil. 10 Ocak 2005, 2005 sene olacak. Hemen hemen aynen 19 seneye girdik. Evet. 19 seneye. Şimdi biz Avrupalı Türklerin televizyonu diye çıktığımızda Avrupalı Türkler kelimesi daha çok yoktu. Yani çünkü insanlar gurbetçi olarak anılıyordu. Almancı olarak anılıyordu. Evet. Biz Avrupalı Türklerin televizyonu diye çıktık. Hı hı. Hatta ama tabii bunun iznini Alman devletinden mi Alman aldınız? Devletinden. Evet, burada bu, LFM az önce o kule var oradan evet. Oraya yakın. Oraya başvurduk. Bizim bu işi yapacağımızı hı hı. Ve komisyonlardan geçiyor, partilerden geçiyor. Bir şekilde bize ilk 3 sene, ondan sonra 5 sene, ondan sonra 10 sene şu anda süresiz yayın lisansı aldık. Aha. Ve biz bu yayın lisansıyla buradaki meclislere, buradaki Avrupa'daki televizyonculuğu... Almanca yayın yapıyor musun Ali abi? Tabii tabii. Almanca, Türkçe karışık. Almanca da yaptığımız yayınlar var. Daha çok seçim dönemine yönelik çoğaltabiliyoruz bunları. Hı hı. Ben bu televizyonu Avrupalı Türkler için kurduğumu ilan ettim. Bunu da Alman toplumuna da böyle kabullendirdik. Yani aldığımız izinlerden yaşadığımız şeye kadar... Çok makul karşıladılar. Peki çok şey değil mi? Maliyetli değil mi? Çünkü böyle hani bir kanal işletmek, bir sürü çalışanlar. İlk, nasıl çeviriyordu kendini? İlk 43 kişi. 43 kişi başladınız. Başladık. Evet. Tabii o zamanlar 3 var diye büyük Betacam kasetlerle, elle manuel şeyler. Hı hı. Yani kolay işler değil. Ondan sonra
Yani hazır programla başladınız. Kendiniz o zaman daha program yapmadınız. Daha çok canlı program yapıyoruz çünkü elimizde şey materyal yok. Burada başladı şurada hikaye. Şurada serüvenimiz burada başladı. Bak şimdi şu Thai Spa o mu? Evet. Allah, orası. Şurası komple böyle sabahleyin bizim arabalarla doluyordu. Burası böyle Türk muhiti mi? Yok, eskiden daha yok, fazla mı? Yok ama çevrede dağınık Türkler çok. Evet. Burada videotek olarak. Köln gibi değil değil mi Düsseldorf? Değil. Birazcık daha burada. Sen Düsseldorflu dağınık. Musun? Düsseldorfluyum yani baktığın zaman. Ben şunu sormak istiyorum. Hani mesela işte geliyorlar soruyorlar. Ben Frankfurt'ta yaşıyorum bu arada. Mesela bana soruyorlar Frankfurt'u. Ben diyorum ki Frankfurt finans Üniversitesi. Merkezi. Finans merkezi. Aynen. Şimdi Düsseldorf meşhurluğu neymiş? Şöyledir. Yani Düsseldorf bu bölgenin başkenti. Bu bölgenin bu başkenti. Nordrhein-Westfalen eyaleti. Kuzey-Rhein-Westfalen eyaleti. Kuzey-Rhein-Westfalen eyaletinin özelliği. Başkenti bu mu? Düsseldorf mu? Düsseldorf'tur. Köln değil yani. Dortmund değil. Değil. Aa çok ilginç. Köln, bak, Dortmund bilmiyorum. Ve bütün Bielefeld'e Essen, kadar. Gelsen, tabii Essen, yani bu bölge zaten birbirine bir bitişik bir şekilde Avrupa'nın yani en yoğun Türklerin yaşadığı bir bölge. 1 milyon 200 bin Türk'ün yaşadığı bir bölge ve birbirine en uzak olanı 100 kilometre. Bir de motorize görevi görür Avrupa'nın değil. Motorize Almanya'nın en sanayisinin bulunduğu, iş merkezlerinin bulunduğu bir bölge. Bölgenin başkenti. Mesela hep şey tekstil fuarı çok meşhurmuş Düsseldorf'un. Buranın fuarları hepsi meşhur. Bot ama fuarı çok Frankfurt'ta meşhur. Frankfurt'ta araba fuarı çok meşhurdur. Bot fuarı var burada. Bot fuarı. Yani Düsseldorf futboluyla her şeyiyle beraber başlı başına. Evet, Fortuna Düsseldorf. Belki duymuşsunuzdur. Evet. Evet. Şeyde oldu mu kutlama büyük? Trabzonspor şampiyon olduğunda kanalda özel bir kutlama yaptınız mı? Olmaz mı ya? Bizim şimdi şampiyon olunca Fenerli ve Galatasaraylı arkadaşlarımız tabii bizde program da oluyor. Evet. Böyle bir baskın yaptım programa. Anladım. Akıllı olun dedim nasıl, bundan sonra. Nasıl oldu böyle işte 30 yıldan sonra ya, kaç yıl oldu ya 36 ben şimdi yıl mı? Aslında Avni Aker'de güzel bir o zamanlar çok şey dediler insanlar için. Avni Aker'i belediyeyle tuttuk. Bir Avni Aker'de konser yaptım. Evet. Avni Aker, ne zaman kaç yılı bu? Sene 2001. 1990. Ne konseri bu? Hayır bu konseri. Bu konser şehit ailelerine. Ha şehit ailelerine. Şehit tamam. Ailelerine bir konser yaptım. O zaman kralın başında Mehmet Gezegen Mehmet evet. Sunuculuk yaptım. Evet. Hala galiba orada. Hala ya. Orada. Evet. Böyle işte Ceylan, Alişan, Mustafa Yıldız Doğan, Yurtseven kardeşler. Yani bizim özellikle sizin ekip. Ekip oradaydı evet. Komple. Şimdi baktığınız zaman o stadyum full doldu. 10 bin kişi de dışarıda kaldı. Avni Aker'i doldurdunuz mu? Tabii tabii. Onu dedim. Yani şu stadyum gerçekten bizim... Peki ücretli miydi girişler? Yok. Bedava. Sadece şehit ailelerine bir kaybe... Ya biz herkesin bir zekatı vardır. Tabii. Müziğimizi de zekatı olarak gördüğüm için bunu şehit ailelerine o zaman belirli moral bir... konseri bütün bir şehitleri, 48 şehidi topladık. Onlara belirli bir maddi destek vererek bütün masrafını Akbaş Müzik olarak biz yüklendik ve bir de böyle güzel bir moral güzel konseri bir geldi. Moral konseri evet. Oldu hem de böyle bir aktivite oldu. Avni Aker'i coşturduk o zaman. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Evet Ali abi valla sohbetine doyum olmuyor. Şimdi bir sürü kültür örf adetlerden konuştuk. Aklına eyvallah. Gelen böyle hani bir atasözü var mı? Programımızın formatında var da böyle formatında, her gelen konuğuma eyvallah. Soruyorum. Şöyle. Evet. Niyet iyi, akıbet iyi. Kısa. Ha, niyet iyiyse akıbet iyi. Akıbet iyi. Evet. Bu güzel bir atasözüdür. Çok biz güzel. Biz bu işlere çıkarken gerçekten hiç böyle günlük düşünmedik. Niyetimiz hep halisti. Bu millete inan para kazanmak için değil. Hizmet. Evet. Yani vermek amaçlı, hizmet vermek amaçlı çıktık ve niyet iyi oldu mu akıbet de iyi oluyor. Evet. Niyet kötü olursa akıbet de kötü. Yani bu bir atasözü ama gerçekten ben hep kullanırım onu. Arkadaş ne senin güzel. Niyetin iyiyse bitti. Tabii. Adam sana büyük zarar verse bile niyetinde sıkıntı olmayan insanda sıkıntı yok demektir. Ama niyet kötü olursa
akıbet de bir şekilde kötü oluyor. Evet, bir şekilde evet. kötüye dönüşür. Aynen Doğru öyle. Diyorsun. Aynen Peki öyle. Hani ya şu bir daha olsa yani bu işi yapmam dediğin var mı bu bütün işler arasında? Ben hiç geriye bakmayan bir insanım. Ben yani iyi ki yaptım, iyi ki oldu, tabii, yaşandı. Kimseye karşı diyorum ya bugüne kadar ya işte şununla beraber çalışmasaydım, bununla beraber şunu evet. yapmasaydım. Bak hocam biz insanoğlu sonuçta her şeyi görerek, hayatını düşünerek tamamlıyor, tabii, karar yaşadığı vererek sürece. Yapıyoruz. Dolayısıyla ben şunu yapmayayım, bunu yapmayayım. Vallahi sonuçta günümüze şükür. Tabii. Çalışıyoruz. İyi ki kendimize egoist bir biçimde yaşam tarzı değil de halka hizmet tarzını seçmişim. Aa, çok ben güzel. İnanan insan olarak o dünyada gittiğinde en azından bu millete şu niyetlerle şunu yapmaya çalıştım diyebileceğim bir yaşam tarzı kendime seçtim. Bu yaşam tarzını da çok seve seve seçtim. Nasıl böyle çocuklarına da tavsiye ediyor musun? Kesinlikle benim çocuklarım da aynen. İlk bir baktım evde deprem sabahı bir koşuşturma. Hmm. Niye Türkiye'ye mama göndereceğiz çocuklar? Yani diyorum ya çocuklarımız bizim Almanca bile böyle Karadeniz şivesiyle konuşuruz. Hadi ya. kültürümüzü koruyan. Vallahi onu ben de merak ediyorum. Bir gün duymak istedim Almanca Karadeniz şivesi nasıl? Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Ali abi şimdi bir şey daha var. Program evet. yine program çerçevesinde. Eyvallah. Bir yarışma veya oyun da diyebiliriz. Eyvallah. İsmimizin baş harfiyle ilgili. Şimdi Ali A harfiyle. Böyle evet. 10 saniyede aklına gelebilecek şehirler, ülkeler sayabilir misin? Bakalım kaç tane sayacaksın 10 saniyede. 1, 2, 3. Almanya, Amasya, Artvin, Ankara. Bitti. 4 tane çıktı. 4 tane saydın. Çok vardı ya. Var. Tamam da var şimdi işte, böyle de, ilk sorulduğunda hemen aklına gelmiyor tabii. Biz hep arka planda kalan insanlar. Sizin gibi böyle ön planda olsak her zaman aklımıza gelecek de. Düşünüyorum da ne var daha saydın? Amasya, Ankara, Artvin, Adana Almanya. Vardı, Antalya vardı. Evet var. Varmış şey, ya evet. bayağı varmış. Rafet El Roman'la her şey yolunda, her şey yolunda. Ve şimdi geldik güzel bir kısma. Şimdi sosyal medyadan bazı sorular aldık ama onun için hemen bir teknik ekibe bir sesleneceğim. Ne var sorular arkadaşlar? Şöyle bir soru var abi Hüseyin, Ali Koşan Koşa. Eskiden müzik dağıtıcısı, CD, kaset, bitiren, bayan dağıtıcı sanatçılarla çok haşlı neşirdi tabii haliyle. Evet. Şimdi müzikle uğraşmak konusunda arkadaşlar da bir kanal yönetmek. Evet. Anladın mı soruyu? Anladım. He, şimdi sanatçılarla gerçekten güçlü olduğun zaman hoş. Fakat sanatçı insanı yorar. Öyle mi? Şimdi Rafet Bey nezdinde demiyorum ama yüzde bir 15'lik bir kesim var. Evet. Yüzde 20'lik diyelim. Evet. Onlar insanı yormaz. Ama aynen. böyle %80'i yorucu diyorsun. Kaprisleri mi? Kaprisler insanı yorar. Ha ben de şimdi ben hep derim böyle arkadaşlara. Arkadaşlar yani birbirimizin kaprisini çekmek zorunda değiliz. Yani kapris bir yeri kadar. Evet. Biz nereden geldiğimizi unutmadan, kimliğimizi unutmadan benim hayır yapmam gerekiyorsa senin de var. Evet. Senin bu topluma ne kadar ne vermek istediğini, sanatçı toplumun aynası olması gerekirken zaman zaman bunları unutuyorlar. Onları arkadaşlara hep böyle şey yapıyordum ama kanal yönetmek ikisi de farklı. Tabii. Hı hı. Yani insan mesela bizim televizyonun bir misyonu, vizyonu hiç var. Hiç menajerlik yaptınız mı? Yok. Veya işte onun şey yüzünden bakın biz o dönemlerde çok iyi para kazanacağımız menajerlik konularında sıkıntıla yaşamayalım diye girmedik bu işe. Evet. Niye girmedik? Ya alıyorsun, anlaşıyorsun.
bir sanatçının sıkıntı çıkıyor. Derdi bitmiyor diyorsun. Dert bitmiyor. Gönderiyorsun, gelmiyor. Tamam mı? Gelmediği zaman o arkadaşın buradaki sıkıntılarını yani güçlü olduğun zaman lan bir dahaki sefere sıkıntı olur diye şey yapmazdı. Biz deprem konserleri yaptık mesela o zamanlar. Gittik işte Mülheim Belediyesi ile yaptık bu konseri. 350 bin euroyu topladık. İşte orada bir çocuk yuvası yaptık. Şimdi o zaman sanatçılar gidi Allah rahmet eylesin. İbrahim Erkal geldi dedi ki bana evet. Ali abi ya ne diyorsun dedi ya ben dedi istediğin yerde yatırım ne otelim oteli dedi filan. Hatta gece sohbet ettiğimiz yer şimdi şeyde o dönemdeki arkadaşlarla böyle kardeş gibi beraber zevk alırdık. Evet. Yani İskender Ulus'un ekibi bizim ekip böyle toplanırdık kardeş gibi işte atıyorum kafam fazla uymadı mı? Gönderirdik onu İskender'e. İskender sen daha iyi uğraşırsın sanatçılara. O da sanatçı olduğu için eskiden. Rafet Bey bir sorumuz daha var. Türkiye'de kanal açma hayali var mı? Türkiye'de kanal açmak ister mi diye bir soru gelmiş. Ha, anladım. Ya da böyle bir teklif geldi ya da böyle bir ortam olursa Türkiye'de bir kanal sahibi olmak ister mi? Kesinlikle hayır. Hayır. Sıkıntılı işler. Çok net. Çok net. Biz burada... bu hizmeti biz veriyoruz. Biz memnunuz Avrupa Türklere. Çünkü bizim karakterimiz, yapımız Türkiye'ye döndüğümüzde ancak yaylalarda yaşamaya müsait. Müsait. Çünkü insanımız bizim çok yardımsever, güzel fakat kuralları çiğneyen o yapılar bizi burada sıkıntıya sokuyor. Evet. Yani ben... ya bir de fazla gelir sanki. Biz evet. Hani, kesinlikle. Yani hakikaten insan... Gerçekten düşünsene hem burada kanal sahibisin hem Türkiye'de yani hiçbir özel hayatın olmaz. Ya bırak yani insan idealleri uğruna yaşar. Evet. Yaşam tarzı oluşturur kendine. Ben bunu Türkiye'de o şekilde bu şekilde kuracağıma ve yaşatabileceğime inanmıyorum. Çünkü Türkiye'deki mentalite farklılığı var. Rafet Elroman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Şimdi evet. Ali abi her konuğumla aynı şeyi yapıyoruz. Yarışmamızı yaptık, atasözümüzü söyledik. Şimdi bir de seyir defterimiz kaldı. Eyvallah. Her konuğum böyle bugünkü yolculuğumuzla ilgili böyle bir iki teşekkür veya bir şeyler eyvallah. Yazıyorlar. Senden de böyle bize bir hatıra kalsın. Eyvallah. Boş bir yer bulursan buluruz, ben kalem de vereyim. Var kalem, mı? Var. Herhalde. Var kalem olsun. Yazı harika yalnız. Vay ya be ya. Ne güzel. Buraya Ali Paşakbaşı yazayım ya. Tabii ki. İmzan olsun yani. Aynen. Ne yazdın Ali abi? Oku bakayım şöyle. Okuyayım size. Rafet Elroman kardeşimle beraber program yapmak beni çok mutlu etti. Eski günleri beraber yad ettik. Ya ne güzel. Evet. Hadi şöyle eyvallah. Bir alkışlayalım. Eyvallah. Harikaydı. Değerli izleyiciler umarım eyvallah. Siz de çok keyif aldınız. Bugün güzel konulara değindik. Almanya'da veya Avrupa'da bu dağıtım işi, müzik işinin nasıl olduğunu, rajonlarını. Tabii sıkıntılar da çektiniz. Tabii ki. Mesela daha sonra böyle bu telif yasaları da çıktı. Bunlar tabii. Da başınızı ağrıttı mı? Bizi... Nasıl teslim alıyordunuz bunları? Ya şimdi, o sözleşmeler neyi kapsıyordu mesela sana? Hani biz sana diyelim ki biz bir şirketle orada sözleşme yaptık. O sözleşmelerin tamamen olduğu Avrupa gibi, haklarını birebir... Yurt dışı. Hakkı olarak alıyorduk. %95'ini, %98'ini. Biz de tabii o zaman yani kimisi düşünüyorum. De diyordu ki mesela İskender Ulus lan o şekilde değil de bize çıkan kaseti gönderiyordu. Bir hafta sonra kendisi çıkartıyordu Türkiye'de. Yani bu tür şeyleri genelde... Bir de öyle bir şey var. Avrupa'da bir hafta önce daha çıkıyordu. Önce çıkıyordu. Önce çıkıyordu. Niye? Hakkını aldığımız zaman başka insanlar da getirip dağıtmaya kalkıyordu. Biz monopol yani tek dağıtım oluşması açısından çünkü hemen hemen kasetin üçte bir parasını Avrupa veriyordu. Evet. Dolayısıyla Avrupa önemliydi. Ondan dolayı daha çok... Size böyle bir hak tanıyorlardı. Yani siz alın dışı, bir hafta 10 gün önce çıkın ben sonra aynen. Çıkaracağım Türkiye'de. Ya öyle bir mesela Davut Güloğlu kasetini ben 5 ay arabamda gezdirdim. Ya
Daha çıkmadan önce. Tabii tabii. Şahin Özel'e diyorum ki ya Şahin Hocam çıkar şimdi daha bu patlayacak bu Trabzon. Bak Karadenizli. Yok. Bu satmaz Ali Paşa yapmayalım. Ama sonradan bir şey yaptı. Kaset patladı. Şimdi böyle de şeylerimiz çok oluyordu. Çünkü sezgilerin de iyi o zaman senin. Ya, şöyle, tutacak şarkıları biz, biliyorsun yani. Şey diyor ya biz şeyden geliyoruz. Hani ya mutfağından bu işin mutfağından diye. Çünkü tüketici ne istediğini biz bizzat biliyorduk. Evet. Rafet El Roman'la her şey yolunda. Her şey yolunda. Heh, şöyle bakalım. Şöyle şeye doğru. Evet, süper. Eyvallah. Evet değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Ali Paşa Akbaş, çok teşekkür ediyorum. Ben İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Eyvallah. Vallahi müzik dünyasını, şov dünyasının altını üstüne getirdik diyebiliriz. Eyvallah. tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ettim. Evet, çok sağ Ali Paşa Akbaş abimiz. Çok teşekkürler. Eyvallah. Harika. Eyvallah.